5 dakikada gündemden merhaba. Bugün konuğumuz Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi dün Merkez Bankası tarafından beklenen faiz kararı açıklandı. Faiz kararı açıklandıktan sonra dolarda da bir gerileme yaşandığı görüldü ve toplantının ardından yapılan açıklamada da sıkı para politikasının sürdürülmeye devam edeceği vurgulandı. Şimdi biz de merak ediyoruz bu gelişmelerin ekonomiye etkisi nasıl olacak? Şimdi burada etkiler tabii ki tek yönlü etkiler söz konusu değil. Yani bir taraftan finansal etkiler olacak, bir taraftan reel etkiler olacak. Finansal etkiler açısından şu, bu faiz artırımının Türk lirasının cazibesini artırması, Türk lirası üzerinden tasarruf eğilimini artırması, dövize olan talebi azaltması açısından şöyle düşünün. Bundan bir yıl önce Türk lirası faizleri %10 seviyesinin altındayken tasarrufunu Türk lirasına yatıran yatırımcı bir yıl içerisinde %10'un altında bir gelir elde etme durumu söz konusuydu. Tasarruf sahibi şunu düşünüyordu. Bir yıl beklerken Türk lirasında %10 gelir elde etmek yerine bir yıl içerisinde acaba kurlarda %10 üzerinde bir artış olur mu? Kurlarda %10'un üzerinde artış olur. O zaman dövize yöneliyor ve nitekim döviz tasarrufları artmıştı. Şimdi durum değişti. Şimdi aşağı yukarı %20 oldu. Yani bir yıl içerisinde Türk lirasında %10 kazanç yerine %20 kazanç söz konusu olduğu zaman tasarruf sahiplerinin Türk lirası tercihleri daha fazla artacak. Ve bu yönde veya yabancı para dövizlerinde belki de çözülme olacak. Nitekim son günlerde biraz kısmi çözülmeler de var zaten yabancı para mevduatlarında. Finansal istikrar açısından işte enflasyon üzerinde söyleyelim. Efendim ben şu gelirimi tamamını tüketmek yerine %10'unu artık tasarruf etsem de bu tasarruftan da bir gelir elde etsem argümanları gelişecek. Veya efendim ben şu ürünü almak istiyorum ama bu ürün kredili, taksitli. Taksitle beraber bunun faizi geçen yıl %10 faiz vardı kredi faizi. Şimdi %20, %25 kredi faizi. Dolayısıyla maliyet arttı. Kredili tüketimin maliyeti arttı. Tüketim yapamayacak veya parasının bir kısmını tasarruf yapacak. Bu ne anlama geliyor? Bu finansal olarak piyasalarda daha istikrarlı bir görünüm sergiler. Ama aynı zamanda reel sektörde de daha durağan, daha sıkıcı, daha boğucu bir ekonomik demektir bu. Yani faiz artışları piyasalarda dünyanın bütün ekonomilerinde ekonomiyi soğutma önlemidir. Ekonomiyi durdurma önlemidir. Ben buna şöyle örnek veriyorum. Efendim bir aracınız var. Araçla tabii vatandaş normal olarak bu aracı düşünmesin. Bir yarışçı söyleyelim. 6. viteste 250 kilometre hızla gidiyor ve uzun süre gidiyor ve motor ısındı. Ne yaparsınız? Vitesi küçültürsünüz, hızı düşürürsünüz, aracı rahatlatıcı, hızı düşürücü bir önlem alırsınız. Yani önce hız düşürürsünüz. 100'e, 250'den 200'e, ardından 100'e, belki de 100 kilometrenin de altına. Fakat bizim durum öyle değil. Bizim bir önceki dönem Sayın Berat Albayrak döneminde aracımızda birinci viteste 80 kilometre hız yaptı. Birinci viteste daha. Ve araç ısındı. Şimdi bu aracı soğutmak için vitesi küçültme imkanınız var mı? Zaten birinci vitesteydiniz. Yok. Hızı düşürseniz ne kadar düşüreceksiniz? Şu anda yaşadığımız %30 işsizlik oranı, %10 şey %10 diyorum 10 milyon civarında işsiz. Ekonominin aşırı ısındığı dönemler şöyledir. İşte kredili tüketimle bir balay havası yaşanıyordur. Orada ekonomiyi soğutursunuz işte. İthalat patlamıştır şeydir falan. Şimdi Türkiye'de hem istihdam verileri çok geride, hem pandemi, hem sıkıntı, reel sektör sıkıntısı şeyde ve ekonomiyi soğutmak durumundayız. Yani yüksek hızda ekonomiyi soğutmak yerine veya çok yüksek viteslerde ekonomiyi soğutmak yerine düşük viteste ekonomiyi soğutmak durumundayız. Bunun da faturası reel sektör ve reel sektör üzerinden de vatandaşlara yansıyacak. Yani biz 83-84 milyon vatandaş olarak oturup faize çalışmak durumundayız. Peki başka tercihimiz var mıydı? Yani başka bir tercih yapabilir miydik? Başka bir tercih yapma durumumuz da söz konusu değil. Yani yapma imkanımız yok. Niye yok?
Efendim biz zaten ekonomiyi geçmişte yapmış olduğumuz yanlışlar ve bugün yapmış olduğumuz yanlışlarla beraber müthiş derecede kötü yönetiyoruz. İşte efendim adalet yok, demokrasi yok, liyakat yok. Yani dolayısıyla bunların olmadığı yerde zaten yüksek faiz vermek durumunda kalacağız. Başka tercihimiz yok. Çalışarak üreterek nasıl olacak? Ekonomiye güven olacak. Yarını görebilme umudu olacak. Yani her an her şey değişebildiği bir ülkede yatırım yapılır mı? Yatırım yapılmazsa üretim artar mı? Artmaz. Dolayısıyla yönetimin sonucu olarak da bir yüksek faizle beraber Türkiye devam edecek. Peki teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim Serena Hanım. İyi çalışmalar dilerim. Sağ olun. Bugün 5 dakikada gündemin konuğu Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci'ydi. Faiz kararının açıklanmasının ardından genel bir ekonomi değerlendirmesi aldık kendisinden. Bir sonraki 5 dakikada gündemde görüşmek üzere.